Kerem nerede ve nasıl görmek ister misin Muhsin? Kahve keyfimin içine edeceksen gel, daha hiçbir şey gösterme. Bak, evladımız minibüs köşelerinde. Haline şükretsin. Ben onun yaşındayken at arabası yoluna varmak için 3 kilometre yol yürürdüm. Hem de karda kışta. Ay hayır yani. Yani ailemiz ne olacak Muhsin? Hani ne bileyim böyle aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürden olduğumuz insanlarla bir arada olsak fena mı olur? Mutlu olmaz mıyız yani? Ayşe'nin ailesi de Türkçe konuşuyor. Bırak Allah aşkına Muhsin, sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Muhsin. Bak vallahi Kerem değişiyor. Muhsin sen de gördün değişiyor. Eğer bir daha böyle bir şey yapacak olursa sana söz veriyorum. Ben göndereceğim onu bu evden. Ben göndereceğim ya. Gelda, ben bu konuda son sözümü söyledim, tamam. Al. Al sen çocuğuna o kadar laf söyle. Bak, bak yavrum evladım seni arıyor görüyor musun? Sen el alemi kızlarını böyle tepene çıkar çıkar kendi çocuğuna ez. Hadi bağır 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 şimdi hadi. Hadi. Alo, efendim Kerem. Muhsin amca, Rıza ben. Rıza? Buyur oğlum. Muhsin amca, sözde oğlun nikah tarihini konuşmaya bize gelmiş, doğru mu? Ha eğer haberin yoksa bil ki ben bunları Ayşe'nin odasında bastım abi. Yo, doğrudur, doğrudur. Gerçi yanlış yapmışlar. Ben gidip konuşacağım dedim onlara ama... ben zaten yarın kahveye geleceğim, bütün bunları konuşuruz. Sen şimdi sakin ol. İyi. Öyle olsun. Yalnız böyle nişan olmadan bizim eve gelip gitmeler bize uymaz abi. Sen münasip bir dille anlatıver delikanlıya. Tabii tabii tabii, sen merak etme. Sen onu bana versene be. Baba. Efendim baba? Kerem. Hemen eve gelmen gerekiyor, konuşacağız. Peki. Babam eve çağırıyor, ben hemen gideyim. Ben de geçireyim o zaman. Ay abi ayıp olmasın diye, yoksa gider miyim? Bir haber var mı? Sarhoş musun sen? Biz çok büyük bir hata yaptık. Dün öyle demiyordun ama. Biz diyorum zaten. Seni suçlamıyorum. Ayşe kendine bir şey yaptıysa kendimi asla affetmem. Ne gülüyorsun be? Senin salaklığına gülüyorum. Canım sıkkın. Yapma. Canın sıkkınsa kapı orada. En sevmediğim adam ağlak adamdır. Hadi. Hadi. Çok konuşuyorsun. Ha bu arada Ayşe için endişelenme. Çünkü o harika bir işe imza atmış. Ne diyorsun sen ya? Kerem Yiğiter'le birliktelermiş. Afiyet olsun. Gel kardeşim gel. Ben istemem sağ ol. Takısıydı, çeyiziydi. Her şeye eksiksiz alınsın. Söz nişan aynı gün olur. Arkadaş evde kimse mi hayırdan anlamaz? Onun için de hangi alışverişi gerekiyorsa hepsi eksiksiz alınsın. Bu insanlar çok önem verir böyle şeylere. Çeyizi ben hallederim babacığım, siz hiç merak etmeyin. Ben hiçbir şey yapamam. Böyle durup duruyorum. Hal yok bende. Sen yapma zaten, bak gelinim sağ olsun. Bir sözümü ikiletmedi. Tamam. Bundan sonra söylersin gelinle, sana hizmet eder. Ederim tabii, ben babama hizmet etmekten asla gocunmam. Bak böyle güzel yanları da var. Bir olunuyor, birlik olunuyor. Ne o Kerem, hiç konuşmuyorsun. Ben konuşunca her şey daha kötü oluyor da konuşmamayı tercih ediyorum ama. Güvenliğe söyledim, arabanı getirdiler. Hesaplarını da açtırdım. Şirketteki her şey görevlerin eskisi gibi olacak. Ne oluyor?
oyalıyoruz yani kızı. Ay Kerem. Vallahi bak. Şu dişin var ya şunu. İki gün sıkamadın. Ben konuşacaktım babanla. Ben hallediyordum meseleyi. Kız geliyor. Vallahi geliyor. Ay geliyor. Ay vallahi kızmış vallahi. Sağlam kızmış yani. Sağlam kızmış. Hadi sen iç şundan, iç. Ya ama sen bana böyle küstersen ben uyuyamam ki. Onu beni kandırmadan önce düşünecektin. Fena mı oldu sanki, ne? Efendi efendi geldi oğlan. Dedi ki uzatmayalım artık bu işi. Ben de dedim ki abinle görüşün, halleşin. Ne abisi lan, ne abisi? Nikah kıyılana kadar belalısıyım ben onun. He, sonra ne olacak? Sen böyle damadın başına bela ol. O da kaçsın. Biz nasıl büyük bir aile olacağız Rıza? Sen onları bir masana oturt. Nedir ne değildir bir tanı. Bakarsın, seversin. Hem Ayşe'lere komşu oluruz, fena mı olur? Aklın vermediği işlere karışma sen. Hadi. Nazmi, ışığı kapatacaksın mı? Hanımla gelin mekanıydı, çeyiziydi, her şeyi halledecekler. Sen de Ayşe'yi ara, annen hanımını yarın sabah bizimkileri arasınlar. Birlikte buluşup ne gerekiyorsa yapsınlar. Kızın gönlü hiçbir şeyde kalmasın. İki gün sonra da söz, nişan, hepsini bir arada hallederiz diyorsun. E tabii, mahalledeki sözü dedikoduyu da engellemiş oluruz. Senin de kafan rahatla biraz. Şu düğünün arasını da uzatmayalım da benim kafam esas o zaman rahatlayacak amca. Yok yok yok, nişan günü onu da kararlaştırırız, belirleriz, hiç merak etme. Eyvallah. Düşünme artık, gülümse biraz ya, rahatla. Ha şöyle işte. Her şey yoluna girecek, merak etme sen. İnşallah. Hadi bana müsaade. Hey gidi koca Kenan. Allah rahmet eylesin. Ne kadar çok benziyorsun rahmetliye. Hadi hoşça kal oğlum. Muhsin amca. Ya şey geldi aklıma. Biz şimdi bu senin oğlanla hep ters zamanlarda karşılaştık. Böyle bu akşam Erkut, o, ben, ona bir yemek ısmarlayalım. Oturalım şöyle birbirimizi tanıyalım diyorum müsaitse. Aferin bak, ne güzel düşünmüşsün işte. Ben söylerim, arar seni o. Hadi hoşça kal. Nereye kadar bu pembe rüyalar?